Mali fair play nedeniyle disiplin komitesine sevk edilen Beşiktaş Kulübü, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde savunma yaptı. <laughs> Toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulüp avukatı Emin Özkurt ve kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emin Usta katıldı. Toplantıda Beşiktaş'a uyarı ve para cezası verilmesi bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. UEFA, siyah beyazlı kulübü bir yıl süreyle Avrupa kupalarından men etti. Şok haber futbol camiasına bomba gibi düştü. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kararı spor tahkim mahkemesi kasa taşıyacaklarını ifade etti. Beşiktaş camiasının hedefinde ise kulübün eski başkanı Yıldırım Demirören vardı. Siyah beyazlı camianın ağır topları kulübü bu duruma Demirören'in sürüklediği görüşünü savundu. Beşiktaş'ın ardından iki Türk takımı daha Avrupa'dan men çok yaşadı. UEFA Disiplin Kurulu, Bursa Spor ve Gaziantep Sporu, geçmiş dönemde forma giyen bazı futbolcuların bonservis ödemelerindeki gecikme ve aksamalar nedeniyle birer yıl Avrupa Kupalarından men etti. Bursa Spor'un ceza almasına neden olan olayın 2007-2008 sezonunda yeşil beyazlı formayı giyen Embe Suman'ın bonservis bedelinin geç ödenmesi olduğu öğrenildi. Bursa Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, UEFA'nın verdiği cezayı hukuki bir cinayet olarak nitelendirdi. Bursa Spor bu değil. Beşiktaş ve Bursa Spor'un cezası bu yıl uygulanırken Gaziantep Spor'un cezası ise Avrupa Kupalarına katılacağı ilk yıl geçerli olacak. Peki Beşiktaş ve Bursa Spor'un yerine Avrupa Kupalarına hangi takımlar gidecek? Men edilen Beşiktaş'ın yerine UEFA Avrupa Ligi'ne süper final Avrupa Ligi grubunu ikinci sırada bitiren Eskişehir Spor gidecek. Kupa finalisti Bursa Spor'un yerini süper final Avrupa Ligi grubunda 3. olan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor alacak.